Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi kraldan ve generalden mektup var. Bir okuyalım. Hence sonunda evlenmiş bizim kral. Artık geri dönüyorum. Fortisler bizim tarafımızda. Dolarlarla barışabiliriz. Mantıklı değil. Değil. Oğlum bunlar zamanında başa geçmek için kamyonlarla anlaşma yapıp dolarlara karşı destekleyeceğiz demedim. Sen şimdi barışırsan yamyamlara sıkıntı çıkarır. Neyse bir gelsin o konuşuruz. General ne diyor? Lordum Arı Lancelot'un yerini öğrenmiş. Batıdaki bir uçurumun kenarına kamp kurmuşlar. Yeni yerleşmişler. Askerleri tuzağa düşürmek için bir birlik hazırladım. Komutanı arayan onlarla ilgilenirken gidip Lancelot'u bul. Bu sefer öldüğünden emin ol. İnşallah, inşallah. Aslanım Leif, burası sana emanet. Ben gidiyorum. Nerede dedi? Batıda uçurumun kenarı. Batı. Oo, ta burası. Nereden gideriz? Şu yoldan direkt ben manastırın oradan aşağıdan yardırırım. Şu kenardan tırmanırız. Şu ormanın içinden hop dalarız. Öyle mantıklı gibi. Vay 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 aslanlara bak. Atımıza binelim. Gidelim. Yolumuz uzun. Beyler. Takip edin bakalım beni. Yetişirler diye umuyorum. Oğlum yoldan gelseniz daha iyi değil mi? Geliyorlar ya. Sıkıntı çıkmaz herhalde. Şimdi gidelim Lancelot'u bir yakalayalım. Yakalamayalım. Öldürelim Lancelot'u. Boş ver. Yakalarsak o bir daha kaçmaya çalışır. Direkt Lancelot'u bir öldürmeyi deneyelim. Neyse şimdi bizim adamlar düzlükte daha iyi koşar diye varsayıyorum. Şimdi şuradan çok döndük lan. Biraz şöyle. Şu istikamette devam edersek direkt manastırın oraya gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Tamam. Direkt oraya doğru bir gidelim. Adamlar. Bu ne oğlum? Burada bir sürü yumurta var. Manastıra geldik. Beyler eksik var mı? Eksik yok. Güzel. Devam. İyi. Ali bize ihanet etmedi. Gerçi daha görmedik. Gidip kendi gözümüzle bir görelim. Ondan sonra konuşalım da. Ali'yi yanımıza alsak mı acaba? Bak iyi bir casus. Beyler az hızlı olun hadi. Koşarken geçmeyek de. Oo daha var. Dediğim gibi yol uzun. Bana şu şey lazım yalnız ya. Şu kargıyı almamız lazım. Kargıyı almadık. Bu arada bu bölüm para geldi. 150 sikke. 150 sikkenin 100 sikkesini 2 tane tarla yapılacak. 50 sikke de asker maaşına gitti zaten. Şu ağaçları geçtikten sonra ufaktan yukarıya tırmanmaya başlayabiliriz. Yalnız olan hoş olmadı. Ben burada olduğum için o yüklenmemişti. Şimdi o aşağıya kadar akacak bak. Yanacak ağaçlar. Yolumuzu kapatmasın da. Tamam şu kenardan çıkacağız. Beyler gelin bakayım. Nerede kamp yeri? Tam karşımızda dur. Şu ağaçların arkasında. Beyler hazır mısınız? Herkes burada. Gelin bakayım benimle.
Kamp yerleri burası mı? Abi birileri geziyor. Beyler koşun. Koş 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 koş. Selamünaleyküm. Beyler indirin. Serbestsiniz. İndir. İndir indir indir. Oğlum burada kalabalıkmış lan. Oğlum biz az kişi mi geldik buraya? Bunlar bayağı kalabalıkmış. Vuramadım lan. Lan bizim çocuğu kıstır. Şerefsiz. Çocuğu kıstırmış köşeye. Allah bizim adamın aklına vurdu. Beyler ölmeyin beyler. Ağzına tükürüyorum seni. Sallan adamı. Bakalım. Aslanım koş. Beyler indirdik mi hepsini? Daha adam kapışıyor bizim. 3 kişi öldü de. Beni bir takip edin bakayım. Var mı yaşayan? Yaşayan yok gibi. Gelin bakayım şöyle. Şu şeyin içindekiler lordlar mı? Bir ses mi duydum ben? Lan. Kakal herif sen. Salak. Seni senden vurdum. Lordlarım? Ulan tam da yerinde ölmüş ya. Tipe bak şimdi duruşa. Aha Lord Edward'da lordlarım iyi misiniz? Gerçi ben de lordum diye lordlarım diyorsan. Bizi izlen Sedot gece kaçtı. Kuzeye gitti. Abi gece kaçtıysa ona yetişemeyiz ya. Lancelot'u kaçırdık. Kuzeye gitti diyor. Kuzeyde ne var ki? Kuzeyde hiçbir şey yok. Yani dolarlara falan mı sığındı diyeceğim. Belki olabilir bilmiyorum. Neyse lordlarım. Şöyle yapalım. Size ben şuradan bir zırh giydireyim. Böyle iyi kötü. En azından bizim askerlerin zırhından. Bizim lordlara üstlerine paçavra vermişler. Bizim ölen bir askerler vardı şuralarda. Dur bakayım. Zırhları varsa şurada alayım. Ne oluyor lan? Tamam ya niye şey yaptıysam böyle yani illa bu zırhı giydireceğim diye. Diğer zırhları giysinler ne olacak? Şimdi lordları buradan götüreceğiz. Bir ekmek gömeyim ben. Lord Edward siz de şu zırhı bir giyerseniz. Altımıza da şöyle şunu vereyim ben. Şimdi şurada bir sandıklarla dolu bir oda gördüm ben. Ne abi bu? Depo mu burası? Oo. Dur dur. Ne var başka? Oo. Bak dolar zırhları falan var burada. Bunlar dolar kılığına giriyordu ya. Oo dur. Olayıp duruyorum abire. 20 tane burada var. 12 şey. Dur şimdi şöyle yapalım. Bu zırhlar zaten yağmacı zırh. O yüzden çok para eden zırhlar değil. Bunları şimdilik şöyle bir atıyorum. Arabaya da at. Şimdi ekmeğim kaç tane vardı hatırlamıyorum. 10 tane falan kalmış olması lazım. Bunları da atıyorum. 10 tane ekmeğim var. Ekmek şurada kalabilir. Zırhlar almayacağım. Şu kalkanı bizim adamın kalkanını kendi kalkanımla değiştirebilirim. Paraları toplayalım. Dolar zırhları da kalabilir. Bu paraları ben keseye bir koyayım. At bakalım. İyi bak bir tane daha yaptırabilirim. Demir de dursun. Demiri de bizim depoya atarız. Tam başka bir... Oo. 3 kasada yemek var. Tam bu at arabasını şey yapayım o zaman ben. Şimdi adamları burada bırakalım. Zaten atlar boşa çıktı bizim adamlar ölünce. Bu adamlar bizimkiler eşlik edecekler lordlara. Lordları şehre kadar götürecekler. Ama gece oluyor. Beyler gündüz yola çıkarsınız.
Şimdi şöyle yapalım. Ben şunu bir alayım. Şuradan şöyle bir tur atayım da etraftaki zırhlardan da alabildiklerimi alayım madem. Tamam. Beyler ben gidiyorum. Onlar lordları şehre götürecek. Şimdi şuradan arkamızdakini de koparmadan diyecektim. Direkt kopmuş burada. Benim meşaleyi ver bakayım. Şöyle yapalım. Önümü de pek görmüyorum da. Bir time set çekeyim uyumuş, uyanmışız gibi. Ya güzel böyle bir çadır modu falan olsa indireceğim de yok. Bu sürümde yok yani. Çadır modu falan olsa güzel olur aslında. Bir yere böyle kamp kurup çadırda şey yaparım. Uyurum. Ben yine bir bakayım belki modlar falan güncellenmiştir. Yeni bir şey eklenmiştir. Olabilir. Bir kontrol etmek lazım. Ben bakayım ona. Çünkü böyle sürekli bak bir yerden bir yere gidiyoruz. Geri dönerken gece olunca çok karanlık oluyor yani. O yüzden biraz sıkıntı. Şimdi Lordları bulduk. Lordları kurtardık. Lancelot'u bulamadık. Lancelot kaçmış. Çakal. Lancelot'u illaki bir ara buluruz. Askerleri öldü. Buradaki kampta kalan askerlerini öldürdük. Üstüne bir de şu an komutan Ariel o bizim tuzağa çektiğimiz askerleri de öldürdü. Muhtemelen yani kazanmışlar herhalde savaşı. Haydutlara da yenilmeyiz yani. Koskoca krallık. Arada bir kontrol edeyim de ne olur ne olmaz. Şimdi yolda bir yerde kalır basar gideriz. Oğlum geri daha hızlı döndük gibi oldu lan. Neyse kalemize gidelim bak yemekleri getirdik. 3 kasa daha yemeğimiz geldi. Şimdi haftalık 2 kasa yemek eksiliyordu zaten. Hiç haritayı açmaya gerek yok. Yolları boşuna yapmadık. Yolu takip edelim. Buradan zaten şimdi döndük mü? Bizim kalenin yoluna çıkacağız. Şimdi kale geliştirmeleri konusunda henüz daha ekstradan bir şey eklemedim. Oduncuydu, madenciydi falan filan onlar hala öyle duruyorlar. Onlara şimdi şey ayarlayacağım önümüzdeki bölümde. İşte ayarlamıştım ya hani kulübenin yapılması için artık 150 sikke haricinde bir de 25 odun gerekiyor diye. Mesela taşçı ve oduncu için onu yapmam çünkü saçma olur. Oduncu kulübesi yaptırmak için odun lazım olursa odunumuz yok. Ya baltayı alıp kendimiz de bir ağaç kesebiliriz de onunla uğraşma. Çok böyle survival'a kaçıyor o zaman. Şimdilik böyle. Şimdi şu zırhları ben şeye bir yükleyeyim. Nedir onun adı? Bizim şurada at arabası vardı ona yükleyeyim. Bu at arabasını da kenara koyayım. Bundaki şeyleri de malları da çekeriz bir ara. Bunu buraya bıraktım. Şimdi şunun içinde bayağı yer var. Bir haydut zırhlarını da yükleyelim. Bunları da bir ara gider satarız. Meşaleyi de şuraya koyalım. Aslanım gel bakayım. Tam 3 kasa yemeğimiz oldu. Şimdi 2 kasa eksildi. 3 kasa geri getirdik. İyi hala bayağı bir yemeğimiz var. Tabii yemek şimdi böyle her zaman şeylerden çıkaramayacağız. Satın almamız da gerekecek. O yüzden İyi hesaplamamız lazım ki cebimizde para kalsın şey yapalım. Reis, sen şuradan 3. tarlayı da çak 50'ye. Tamam mı? Önümüzdeki hafta şu oduncuyu da hallederiz. Demiri de yukarıya sandığa koyacağım şimdi. Aga bu 50'lik oldu da. Tamam 3 tane tarla yapacağım şimdi önümüzdeki bölüm. Şu an 3 tane var zaten. Kapat bakayım. Paklandı lan. Güzel lan.
falan. Hızlı kırdım ya. Hızlı çıktım ya. Merdivenin içine soktum. Bunu da bu arada böyle kırıp şey yaptığınız zaman şu an orada tam diyecektim gitti zaten. Hani blokmuş gibi duruyor diyecektim. Şimdi buradan depomuza demirlerimizi atıyoruz. Yiyecekleri de buraya taşırız. 3 kasa yiyecek eksiltmemişim bak. Geçen gerçi şu havucu eksildiğini varsayalım. Şuradan bir de elma eksiltirim. Sonra elma ile havucu geri yerine koyarım. Bir de ne vardı aşağıda? Patates veya turp vardı bir kasa ekstradan. Onu da getirip buraya bir yere koyarız. Burada alanımız var da. Güzel oldu bak bu sistem. Tam bir de işte bu şeyleri de ayarladık mı şimdi? Yapılması için gereken malzemeler, binaların yapılması için gereken malzemeleri de ayarladık mı? Bitti gitti. Şimdi tabii ki şöyle bir şey var. Tarlaların bir limiti olacak. Yani şu an aklımdan geçen limit 10. Şu an 3 tarlamız var. Şimdi 6'ya çıkarınca 300 sikke gelecek haftalık. 300 sikkenin 50'sini askerlere veriyoruz. Aylık 64 şeye ödeyeceğiz. Bundan sonraki hafta aylık ödemeyi yapacağız artık. Yani 50 artı 64 ödeyeceğiz. Gerisi bize kalacak. Tarla belki 10 tarla fazla olabilir bu arada ya. Bence 10 tarla fazla olur. Tarlayı biz kaç tarla yapalım? 7 tarla iyidir. Ya da 6'da kessek mi lan tarlayı? Yani 6 tane olsa dediğim gibi 300 sikke gelir haftalık. Para kazanabileceğimiz başka ne var? Değirmeni yaptırıp ekmek işleyebiliriz. Kazancımız artar. Veya hayvancılığa da girebiliriz. Bence 6 tane tarla, bak şöyle 3 tane yaptığımız varsaysak, ortaya şey koysak, değirmeni 3, 3 öbür tarafa 6, 7, 8 olsun. Tamam, tam etrafını dolansın. 8 olsun. Maksimum 8 tarla. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzün de burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.